Değerli arkadaşlar merhaba. Tense Practice Test 13 ile beraberiz. Bu testi beraber çözümleyeceğiz. Teknik olarak daha çok sorulara bakacağız. Birinci soruda since kuralını hatırlamakta fayda var. Since başta olduğu vakit kendi tarafında simple past, bakın C seçeneğinde görüyorsunuz. Diğer tarafında present perfect tense olarak yazılması gerekir. Birinci soruda bakın gördüğünüz gibi C seçeneği doğru cevaptır. İkinci soruya baktığımızda ise zaman bağlacı olan after'ı bu şekilde işaretliyoruz. Yani demek ki iki tarafta da zaman uyumu arayacağız. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde bakın present perfect ile past tense'in yan yana gelmemesi gerekir. Zaman uyumu yok. Bursa seçeneğinde evet istediğimiz gibi after'ın içi past perfect, ilk boşluğun ise simple past olarak yazılması tipik bir after kuralıdır. Geçmiş zamana ait. Bursa seçeneğinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. C seçeneğinde her ne kadar iki tarafta present olsa da unutmayın ki temel cümleye present perfect getirmemiz mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla C'yi teknik olarak eledik. Denizli seçeneğinde ise bakın zaman uyumsuzluğu söz konusu. Bir taraf past, bir taraf present mümkün değil. Dolayısıyla onu da eledik. E seçeneğinde ise bir ölü seçenek görüyoruz. Yani past perfect her zaman için yanında simple past ile hareket eder. Dolayısıyla present perfect olduğu için onu da eledik. 2. Bursa olarak işaretlenmektedir. Üçüncü soruda ise herhangi bir zaman bağlacına rastlayamıyoruz. Bağlaç olarak as görüyorsunuz. Because anlamındaki as. Yani zaman uyumu şart değil bu tür bağlaçlarda. Bu durumda iki tarafta da tense'ler farklı olabilir. Keza bakın ilk boşluk için every ifadesi geniş zaman aramamıza sebep olacak. Seçeneklerde bakın Denizli'de görebiliyoruz geniş zamanı. Diğer tarafta ise bakın açık tarih verildiği için simple past tense'e gitmemiz gerekir. Dolayısıyla üçüncü soru Denizli olarak işaretlenir. Evet dördüncü soruda ise zaman bağlacı when olduğu için iki tarafta da zaman uyumu aramak şart. Evet A seçeneğinde gördüğümüz will kurala göre zaman bağlaçlarının içine will, would ve might getirmememiz gerekir. A seçeneğini direkt eledik. Bursa seçeneğinde zaman bağlacının içine present perfect gelebilir. Geniş zaman niyetine. Diğer tarafta future tense'i görüyoruz. Bursa seçeneğinde şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Kalsın. Diğer seçenekleri de değerlendirirsek. C seçeneğinde present continuous ile geniş zamanı görüyorsunuz ki pek alışılagelmiş bir durum değildir. Yani genelleme yaparken şimdiki zamanı kullanmak sıkıntı yaşatır. Dolayısıyla C'yi de eleyelim. Denizli seçeneğinde geniş zamana karşılık future perfect tense görmektesiniz. Yalnız tabii future perfect tense için mutlaka by değerli arkadaşlar ya da by the time zaman bağlacını görmek gerekir ki future perfect tense'e gidelim. Bu bakımdan bize bu taraf sıkıntı yaratır. Denizli'yi de eleriz. Evet son seçeneğimizde bakın bir taraf past bir taraf present mümkün olmayacağı için bu seçeneği de eledik. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı Bursa olarak kayıtlara geçmektedir. Evet, beşinci soruya geçtiğimizde zaman bağlacı olarak while'ı görüyoruz. Zaman bağlacı olarak while genellikle kendisinden sonra continuous tense'lerle beraber hareket eder. A seçeneğinde bakın past continuous'u görüyoruz. C seçeneğinde present continuous'u görüyoruz. Bursa seçeneğinde ise past perfect continuous'u görüyoruz ki while'ın içinde past perfect continuous kullanımı yoktur. Adana ve Ceyhan arasında karar vereceğiz.
Ki tabii burada zaman uyumuna da bakmak gerekecek. C seçeneği, bakın ikinci taraftan kaybediyor. Çünkü zaman bağlacı olduğu takdirde temel cümleye present perfect getirmemiz mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla C seçeneğini elediğimizde Adana doğru cevap olarak işaretlenir ki bakın iki tarafta past olarak görüyorsunuz. Past continuous tense bir de simple past tense olarak. Evet gördük. Beşinci soruyu geçiyoruz. Altıncı soruda herhangi bir zaman bağlacı gözükmüyor. Ama bakın iki tarafta da yıl ifadeleri görülüyor. İlk boşluk için 2005 yılı bizi direkt simple past tense'e götürecek ki seçeneklerde Denizli'de rastladık simple past'a. Diğer tarafta 2027 olduğu için gelecek zaman aramamız gerekir ki o da bakın Denizli seçeneğinde gözüküyor. 6. sorunun cevabı Denizli olarak işaretlenmektedir. Evet, 7. sorudayız değerli arkadaşlar. Zaman bağlacı olarak bakın before'un varlığı önemli. Bu ne demek? İki tarafta da zaman uyumu arayacağımız anlamına geliyor. Bu bir. İkincisi, bakın before'u geçmiş zamandaki kurala göre düşüneceğiz. Çünkü 16. yüzyılın başlarında ifadesini gördük. Yani iki tarafta past olacak. Before'un geçmiş zaman kullanımında bu tarafta simple past aramak gerekecek. Bu tarafta ise past perfect tense aramamız gerekecek ki bizi bakın for da bu bağlamda destekliyor. Yani for'u perfect tense'lerde kullanırız. Tabii bu perfect tense'in adı past perfect ya da past perfect continuous olmalıdır. A seçeneğinde bakın zaman uyumu yok. Bunu direkt eledik. Bursa seçeneğinde yine zaman uyumu yok. Bunu da eledik. Ki C seçeneği de öyle. Bunu da eledik. Denizli seçeneğinde zaman uyumu olmasına rağmen bakın 16. yüzyıl dediği için iki tarafta da present tense'leri devre dışı bıraktık ki aradığımız bakın seçenek Edirne. Before'un içinde simple past'ı işaretleyeceğiz. Temel cümle ise for'un da etkisiyle past perfect tense bakın 7. soru Edirne olarak işaretlenmektedir. 8. sorudayız değerli arkadaşlar. Burada ipucu olarak değerlendirebileceğimiz bakın cümle başında since kuralı hatırlarsak since baştayken kendi içi cümle olacaksa bu cümle simple past olmalı. Yani buraya simple past getireceğiz. Seçeneklere baktığımızda simple past bir tek A seçeneğinde gözüküyor. Diğer tarafı tabii present perfect tense olarak bulmamız gerekir. O da A seçeneğinde gördüğünüz gibi görülüyor. Diğer seçenekler otomatikman elendi. 8. soru direkt teknik detayla Adana olduğu görülmektedir. 9. sorudayız. Zaman bağlacı olan until iki tarafta da tense uyumu arayacağımıza dair bir işaret. Bu bir. İkincisi, bakın temel cümlede for süreç vermekte. Yani bu ne demek? İkinci taraf perfect bir tense'le ifade edilmelidir. Baktığımız vakit A seçeneğinde zaman uyumsuzluğu söz konusu eledik. Bursa seçeneğinde her ne kadar iki tarafta present tense olsa da ikinci tarafta bakın for ile beraber present continuous yan yana gelmemesi gerekir. Onu da eledik. C seçeneğinde past perfect ile past continuous'un yan yana geldiğini görmekteyiz. Ki until'in içinde yani burada past perfect olması geçmiş zaman için mümkün gözükmemekte. C seçeneğini eledik. Denizli seçeneğinde ise zaman bağlaçlarının içine will, would, might gibi unsurların gelmeyeceği dikkate alınarak Denizli'yi de eledik. Edirne seçeneği bakın hem zaman uyumu söz konusu iki tarafta past hem de for'un etkisiyle ikinci tarafın past perfect continuous tense olarak yazılması doğru cevabın Edirne olduğuna dair bir işaret olmuştur. Geçiyoruz 10. soruya. Herhangi bir ipucu var mı diye baktığımızda evet zaman bağlacı olan by the time'ın varlığı önemli.
Şöyle çerçeve içine alalım. By the time'da zaman kullanımları oldukça kısıtlıdır. Ya burası simple past tense ise karşılık bu taraf past perfect olur. Ya da gelecek zamanda kullanırsak by the time'ın içi yani burası geniş zaman. Diğer tarafta future perfect tense olarak genellikle kullanılmakta. Değerli arkadaşlar, burada for'un varlığı, böyle altını çizelim. Temel cümlede bir süreç gerekecek. Ve next year'ın varlığı da, yani by the time'ı gelecek zamana dair, kullanacağımıza dair bir ipucudur. Bu durumda by the time'ın, yani yan cümleye geniş zaman getirmemiz gerekir. Ki seçeneklere baktığımızda geniş zaman bir tek Bursa'da gözüküyor. Diğer tarafta az evvel söylediğimiz gibi future perfect tense aramamız gerekir. Tabii for'un da varlığıyla bu tense'in adı future perfect continuous tense olarak geçer. Dolayısıyla 10. soru Bursa olarak işaretlendi. Evet, 11. soruda yine kurallara bağlı kalarak since'i görüyorsunuz. Onunla ilgili kullanımı tekrar hatırlatalım. Since'den sonraki cümle simple past tense. Since'in önündeki bu cümlede present perfect ya da present perfect continuous tense olmalı. Değerli arkadaşlar, daha ilk seçenekte Adana'da bunu görüyorsunuz bakın. Since'in devamı simple past. İlk boşluk ise present perfect tense yazılmış. Dolayısıyla 11 Adana olarak işaretlenir. 12. sorundayız. Evet, before'u gördük değerli arkadaşlar. Böyle çerçeve için alalım. Hani iki tarafta da zaman uyumu şart. A seçeneğine baktığımızda future perfect tense karşılık present continuous tense görüyorsunuz ki böyle bir kural söz konusu değil. Adana'yı eledik. Bursa seçeneğinde zaman uyumsuzluğu söz konusu. Past'la present yan yana gelmiş. Eledik. C seçeneğinde evet bakın simple past tense'i ikinci boşluğa getirmemiz gerekir. Past perfect'i de temel cümleye getirmemiz gerekir. Ki kurala uygun. Ceyhan'da herhangi bir sıkıntı yok. Denizli seçeneği tam tersi. Yani before'un içine past perfect getirmememiz gerekir. Past perfect'in diğer tarafta olması gerekir burada. Denizli'yi eledik. Edirne seçeneği iki tarafta da past perfect tense before da mümkün değil. Dolayısıyla Edirne'yi de elemiş olduk. Doğru cevabın Ceyhan olduğunu görmektesiniz. Evet, 13. sorudayız. Zaman bağlacı olan when'i hemen gördük. Çerçeve için alalım. Ki bu ne demek? İki tarafta da zaman uyumu şart demek. Evet, burada temel cümlede yet'in varlığı değerli arkadaşlar. İlk boşluk için muhtemelen perfect tense aramamız gerektiğine dair ipucudur. Perfect tense, bakın Denizli seçeneğinde past perfect olarak gözüküyor. Edirne seçeneğinde de present perfect tense var. Ancak şu kuralı unutmayın. Zaman bağlacı olduğu vakit temel cümlede, yani burası temel cümle olmakta. Temel cümleye present perfect tense getiremeyiz. Dolayısıyla Edirne direkt düştü. Denizli seçeneği doğru cevap olacak. Past perfect her zaman söylediğimiz gibi simple past'a desteklenmelidir. Tipik bir when kuralı gördük. Yet de bakın past perfect'i beraberinde desteklemiş oldu. Denizli'yi işaretledik. 14. soruya geldiğimizde herhangi bir zaman bağlacına rastlayamadık. Bakın non clause içeren bir cümle var. Burada that'i görmektesiniz. Key bağlacı. Boşluklar birbirinden bağımsız olabilir. Burada ipucunu yakaladık. By edatı kendi içine geleceğe ait bir zaman kavramı almışsa ki burada 2020'yi görüyorsunuz. Doğrudan ikinci boşluk için future perfect tense aramakta fayda var. 2020 yılına kadar hani Malezya aya insan
göndermiş olacak gibi bir çeviriye sahip. Future Perfect Tense'ler Bursa seçeneğinde rastladık. Edirne seçeneğinde de rastladık. Bursa seçeneğinde yalnız yan yana gelmeyecek olan iki tense söz konusu. Yani past perfect daha doğrusu her zaman için simple past'la desteklenir. Past perfect ile future perfect tense'i yan yana göremezsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar Edirne seçeneği doğru cevap olarak işaretlenecek. Yani burada present perfect tense ile future perfect tense'i yan yana kullanmakta bir sakınca yok. 15. soruya geldiğimizde bakın şöyle ipucu aradığımızda yine since'i görmekteyiz. Evet, tipik since kuralı. Since'in bu tarafında simple past, bu tarafında da present perfect tense arayacağız. Bunu da galiba A seçeneğinde direkt bulduk gibi. Bakın C seçeneği tam tersi. Yani since'in devamı simple past tense olması gerekir. Burada tam tersini vermiş. Simple past'ı diğer tarafta vermiş. Evet, ilk boşlukta present perfect tense oldu. A doğru cevap diyoruz 15. soruda. 16. sorudayız. Değerli arkadaşlar, it is predicted that kalıbı genel olarak devamında future tense ister. Çünkü bildiğiniz üzere tahminleri geleceğe dair yapmamız gerekir. Future tense içeren seçenekler Adana'da var. Bir de Edirne'de söz konusu. Yani ya Adana ya Edirne doğru cevap olacak. Normal şartlar altında Edirne'ye gitmemiz gerekirken bakın by edatı arkasına geleceğe dair bir ifade almış. Bu öğleden sonra ya kadar sonuna kadar ifadesi geleceğe gönderme yaptığı için future perfect tense gitmemiz gerekir. Hava çok daha kötüleşmiş olacak. Bu öğleden sonra ya kadar sonuna kadar şeklinde çevirisi söz konusu. Evet, 16 Adana olarak işaretlendi. 17. soruya baktığımız vakit zaman bağlacı olan before'u yakaladık. İki tarafta da zaman uyumu şart. Ki bakın for da burada süreç veriyor. Yani bu tarafta perfect tense arayabiliriz. Bu perfect tense present perfect olmayacağı için past perfect'e bakmamızda fayda var. A seçeneğinde bakın herhangi bir zaman uyumu söz konusu değil. Eledik. Bursa seçeneği temel cümleye present perfect gelmez anlayışıyla elendi. C seçeneğinde herhangi bir zaman uyumu bulunmamakta. Denizli seçeneğinde bakın for'un da etkisiyle past perfect tense'i görüyorsunuz. Diğer tarafta simple past. Yani tipik bir before kuralını görüyorsunuz. Before'un kendi içine simple past alması. Diğer tarafta da past perfect tense'i görmekteyiz. Yani bu kural bizi direkt Denizli'ye de götürebiliyor. E seçeneği burada kalmış. Past perfect continuous ile present perfect'in yan yana gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla 17 Denizli olarak işaretlendi. 18. soruya geldik. Tomorrow ifadesi durumun gelecekte gerçekleşeceğine dair ipucudur. Değerli arkadaşlar, future tense'lerden hangisi olduğuna karar vereceğiz. Burada bakın for bizi direkt future perfect continuous tense yönlendirir. Süreç yani gelecekte süreç verdiği için normal şartlarda yarın saat 5'te dünyayı geziyor olacağım. Aslında bunun çevirisi Edirne'ye gidiyor yapı olarak ama for'dan dolayı bunun future continuous'tan ziyade future perfect continuous'tan olarak işaretlenmesi gerekir. Dolayısıyla 18'de bakın doğru cevabın Ceyhan olduğunu görüyorsunuz. Evet değerli arkadaşlar 19. soruya geldik. Burada ipucu olarak ever since'i görüyorsunuz. Since kuralına göre since'in devamı simple past tense olmalı.
ki Denizli'de bakın Simple Past'ı görüyoruz. İlk boşluğunda Present Perfect Tense olması gerekir. Ki Simple Past'ı bakın Edirne'de de görüyoruz. Dikkatimden kaçtı. İlk boşluğun Perfect Tense olması gerektiğini düşünerek bakın Denizli gitti. Edirne'de görüyorsunuz bahsettiğimiz seçenekleri. Tense'leri daha doğrusu. Dolayısıyla Edirne doğru cevap olarak işaretlenir. 20. soruya geldiğimizde ise zaman bağlacı olan when çerçeve için aldık. Yani iki tarafta da zaman uyumu şart. Olayın geçmişte mi gerçekleştiği yoksa gelecekte mi gerçekleştiğine dair de bakın burada küçük bir ipucu görüyorsunuz. Relative clause'un içi simple past tense olarak verilmiş. Dolayısıyla when'in iki tarafı da geçmiş zamana ait düşüncesiyle seçeneklere baktığımızda zaman bağlacının içinde will olmaz arkadaşlar. Adana elendi. Bursa'da zaman uyumsuzluğu söz konusu. Past'ta present continuous söz konusu olmaz. C seçeneğinde zaman uyumu var gibi görünüyor. Ceyhan kalsın. Denizli seçeneğinde ise past perfect ile present perfect yan yana gelmeleri mümkün değil. Denizli'yi eledik. Edirne seçeneğinde ise bakın zaman uyumu var. Yani Ceyhan ya da Edirne diye düşüneceğiz. Şimdi burada biraz da çeviri söz konusu. Yalnız temel cümlede past perfect'e dair herhangi bir ipucuna da rastlayamıyoruz. Yet'tir, already'dir, for ya da since gibi ifadelere burada rastlamadık. Dolayısıyla bunun past perfect olması çok zayıf bir ihtimal. Biraz da çeviri yardımıyla Otis Redding, Wisconsin'de Monona Gölü üzerinde uçuyordu. Uçağı kaza yaptığında ya da uçağı bir yere çarptığında gölün üzerinde uçuyordu demek mantıklı olanı. Uçmuştu gibi bir çeviri yapamayacağımıza göre değerli arkadaşlar 20. soruda Edirne'yi işaretliyoruz. 21. soru. By the time'ı gördük. Onu da yine çerçeve içine alayım ki zaman bağlacı olduğu belli olsun. İki tarafta da zaman uyumu şart. Evet, burada bir de süreç görüyorsunuz. For long, uzun zamandır. Yani bu tarafta perfect tense aramamız gerekebilir. A seçeneğinde zaman uyumu söz konusu değil. Eledik. Bursa seçeneğinde simple past bu tarafta. Bu tarafta past perfect continuous zaman uyumu söz konusu. Üstelik for long ifadesi de past perfect continuous ile bakın uyuşuyor. Bursa kalsın. C seçeneğinde zaman uyumu yok. Biri past, biri present. Olamaz. Denizli seçeneğinde ise past perfect tamam. Ancak devamında past continuous'u before'la düzeltiyorum. By the time'la beraber kullanamayız. Bunu da eledik. Edirne seçeneği ise bağlacın içine will girmeyeceği için onu da elemiş olduk. Demek ki arkadaşlar Bursa doğru cevap olarak işaretlenebilir. 22. soruya geldik. At the beginning of the millennium ifadesi bizi direkt geçmiş zamana götürür. Çünkü direkt spesifik bir zaman olgusu söz konusu. Cümlenin devamına baktığımda zaman bağlacı yok. Ha, bağlaç olarak bakın çelişki ifade eden batı görüyorsunuz. Yani iki tarafta zaman uyumu şart değil. Şimdi ilk boşluk yani burası milenyumun başında dediği için yani ne zaman sorusuna cevap alabildiğimiz için ilk boşluğu simple past'la tamamlamamız gerekir. Simple past bakın Bursa'da söz konusu. İkinci boşlukta ise bakın still çok önemli bir ipucudur. Still, new, now, today, nowadays gibi ifadeler genellikle geniş zamanda bakın hareket eder. Dolayısıyla bakın Bursa'da geniş zamanı görüyorsunuz. 22 Bursa olarak değerli arkadaşlar işaretlenir. 23. soruya geldiğimizde zaman bağlacı arıyoruz ama herhangi bir zaman bağlacı yok. Gördüğünüz gibi bağlaç olarak and söz konusu.
Değerli arkadaşlar, ilk boşluk, bakın, El Cezire haber kanalının genel bir özelliğinden bahsediyor. Bakın, haberleri bir Arap bakış açısıyla sunmaktadır gibi düşünebiliriz. Yani geniş saman olması gerekir ilk boşluğun. Çünkü bir kanalın genel özelliğinden bahsediyor. C seçeneğinde bakın broadcasts ifadesini görüyorsunuz. Burada en önemli ipucu ikinci tarafta for 10 years now, yani şu ana kadar 10 yıldır ifadesi de ikinci boşluğun present perfect tense ya da present perfect tense, present perfect continuous tense olması gerektiğine dair ipucu. Evet, C seçeneğinde görüyoruz. Demek ki 23. soru C olarak işaretlenecek. Evet, 24. soruya geldiğimizde Phoenicians, yani Fenikelilerden bahsediyor. Direkt kendisi zaten direkt geçmişle alakalı olduğu için şu an devamında bakın after'ı, zaman bağlacı olan after'ı görüyoruz. Demek ki iki tarafta da zaman uyumu şart. Tabi after'ı görmemiz ve Fenikelileri görmemiz after'ın geçmiş zaman kuralını bize hatırlatır. After'da bu tarafı past perfect tense olarak bulmamız gerekecek. Çünkü ilk gerçekleşen eylem birinci sırada bu eylem olsa gerek. İkinci sırada gerçekleşmesi gereken eylemde bakın ikinci boşluk olması gerekir. Dolayısıyla ilk eylem past perfect tense olması gerekir ki evet Denizli'de rastladık. Diğer eylemde simple past tense olması gerekir. 24 Denizli olarak değerli arkadaşlar işaretlenir. 25. soruya geldiğimizde herhangi bir zaman bağlacına rastlayamadık. İpucu olarak these days, yani bugünlerde ifadesini görmektesiniz. Bu ifade bizi geniş zaman ya da şimdiki zamana sevk eder. Şimdi baktığımız vakit Marta Germen dillerini sever gibi bir ifade. Bakın geniş zaman burada Bursa'da gözükmekte. Diğer seçenekler alakasız. İkinci boşluk için ise dolayısıyla bugünlerde boş zamanlarında İzlanda dilini çalışmaktadır ifadesini. Bakın present continuous olarak Bursa karşılamıştır. 25 Bursa olarak işaretlenir. 26. soruya geçiyoruz. Zaman bağlacı göremiyoruz ama tabii ipucu olarak by the end of next year ifadesi, böyle çerçeve için alayım, bizi direkt future perfect tense götürecek. Hatırlatırsak by devamında geleceğe dair bir zaman ifadesi alırsa buradaki next year gibi direkt future perfect tense aramamız gerekir ikinci boşluk için. Bunu da değerli arkadaşlar bakın A seçeneğinde görüyoruz. İlk tarafta da geniş zaman olarak believe ifadesini gördük. 26 Adana olarak işaretlenir. 27. soruya geçiyoruz. Evet, zaman bağlacı olarak when'i gördük. Ancak bu when zaman bağlacı olan when değil. Önündeki tarihi tanımlayan relative clause, yani relative pronoun olarak karşımıza çıkmış. When. Dolayısıyla zaman uyumu aramak zorunda değiliz arkadaşlar. Evet, burada ipucu olarak since'i düşüneceğiz. Since bildiğiniz gibi isim alırsa, ki bakın the end of the 20th century isimdir. İsim aldığı takdirde ön tarafımız present perfect tense olacak. İlk boşluk present perfect tense olan seçenek Edirne'dir. Zaten ikinci boşlukta bakın when önündeki tarihi 20. yüzyılı tanımladığı için bu tarafın simple past tense olarak yazılması gerekir ki o da Edirne seçeneğinde mevcut. 27'yi Edirne olarak işaretliyoruz. 28. soru değerli arkadaşlar, bir ipucu arayışımız
Birinci Charles demiş. Bu muhtemelen geçmiş zamanı anlatan bir ipucu olarak değerlendirilebilir ki kaldı ki burada Bizans döneminden bahsediyor. İki tarafta da past tense yani past continuous, simple past ya da past perfect tarzı ifadelere başvurabiliriz. Yani olayın gelecek ya da geniş zamanla bir alakası bulunmamakta. A seçeneği ölü bir seçenek ki biz neye ölü seçenek diyoruz? Yani past perfect'i herhangi bir başka simple past dışında başka bir zamanla yan yana gördüğümüzde o bizim için bir ölü seçenek olur. Adana elendi. Zaman uyumu yok. Bursa seçeneğinde iki tarafta past. Şimdilik kalsın. C seçeneği de bakın iki tarafta past. O da kalsın. Denizli seçeneği future perfect tense alakasız. Çünkü bahsettiğimiz zaman Bizans İmparatorluğu dönemi. Edirne seçeneği ilk taraftan kaybediyor. Zaten yine past perfect ile present perfect'in yan yana gelmesi mümkün değil. İki seçeneğe kaldık değerli arkadaşlar. Bursa ve Ceyhan seçenekleri. Burada biraz da tabi çeviri devreye girecek. Birinci Charles Bizans İmparatorluğunu istila etmeyi planlıyordu. Bakın gerek Bursa'da gerekse Ceyhan'da iki tanesi de zaten aynı. Burası garanti past continuous. Bizans'ı istila etmeyi planlıyordu. Fakat diyor ikinci tarafta Sicilya adasındaki vatandaşları subjects burada vatandaş olarak kullanılmış yurttaşları ya da vatandaşları onu tahtından etti demek mantıklı. Yani C seçeneği simple past'la devam etmeli. Tahttan ediyordu gibi bir çeviri mantık dışı olacak. Dolayısıyla 28'de arkadaşlar doğru cevap Ceyhan olarak işaretlenir. Evet değerli arkadaşlar yavaş yavaş sona geliyoruz. 29. sorudayız. İpucu aradığımızda evet zaman bağlacı olan while'a rastladık. Onu çerçeve içine alayım. Yani bu ne demek? İki tarafta da zaman uyumu şart. While'ın zaman bağlacı olarak bakın continuous tense'lerle çalıştığı düşünülürse bu tarafta present continuous ya da past continuous tarzı zamanlara yönelmemiz gerekir. Bursa seçeneğinde past continuous'a rastladık. Ki başka seçeneklerde de herhangi bir continuous tense'e rastlamadık. Denizli'de present perfect continuous'a rastladık ama while'la alışılagelen bir tense değil. Present perfect continuous. Onu elememiz gerekir. Bursa seçeneğinde iki tarafta da bakın zaman uyumu da söz konusu. Dolayısıyla 29 Bursa olarak işaretlendi. 30. soruya geldik. Son sorumuz. Ever since'i başta görüyoruz. Kurala göre since baştaysa ve kendi tarafını virgüle kadar bir cümle olarak tamamlamadıysa o cümleyi biz yani burasını simple past'la tamamlamamız gerekir. Seçeneklerde bakın Denizli'de simple past'ı görüyoruz. Diğer taraf bildiğiniz gibi perfect tense aramamız gerekir. O da bakın Denizli'de present perfect continuous tense olarak işaretlenir. Değerli arkadaşlar bu 30 soruda tamamen çeviriden ziyade teknik detaylara bakarak sorularımızı çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Hoşça kalın diyorum.